Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman diş hekimi Doktor Çağlar Sakin. Bu videoda sizlere hastalarımın bana çok sık sorduğu bir konuda bilgi vermeye çalışacağım. Dişlerimi fırçalayacağım ama hangi fırçayı kullanayım? Otomatik fırça mı kullanayım, manuel fırça mı kullanayım? Bununla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hangi fırçayı kullanırsanız kullanın, ister otomatik fırça olsun, ister manuel yani klasik fırça olsun, fırçalamanızın tekniği çok önemlidir. Yani diş fırçalamak demek şu demek değildir. Fırçaya macunu koyduk, dişlerimizi fırçalamaya başladık, ağzımız köpürdü, macunu dişlerimize sürdük, tükürdük, 2-3 dakika sürdü ve bitti. Hayır, diş fırçalamak bu değil. Diş fırçalamanın bir tekniği vardır. Her bölge farklı bir teknikle, farklı bir el manipülasyonuyla, fırçayı farklı bir açıda tutarak, farklı süpürme hareketleri yaparak uygulanır. Yani ön dişleri başka türlü fırçalarız, arka dişleri başka türlü fırçalarız. Dişlerin dil tarafındaki, damak tarafındaki kısımlarını başka türlü fırçalarız, öne bakan kısımlarını başka türlü fırçalarız. Yani hangi fırçayı kullanıyorsanız kullanın, teknik önemlidir. Esas olan tekniği doğru uygulamaktır. Eğer tekniği bilmiyorsanız ya da biliyorsunuz, umursamıyorsunuz, doğru yapmıyorsunuz, o zaman otomatik fırça kullanmanın ya da klasik manuel fırça kullanmanın hiçbir anlamı yoktur. Otomatik fırça daha iyi temizleyecek diye bir şey yoktur. Bu yüzden ben kendi hastalarıma bu konuyla ilgili bilgi aktarırken her zaman şunu söylüyorum. Otomatik fırça da kullanın, klasik manuel fırça da kullanın. Çünkü ikisinin farklı avantajları var, farklı dezavantajları var. Otomatik fırçanın çok iyi temizlediği bölgeler var. Klasik fırçalarla bu temizliği yapamıyoruz, o bölgelere ulaşamıyoruz. Ya da tam tersi, klasik fırçaların çok iyi temizlediği ve otomatik fırçaların yeterince ulaşamadığı bazı bölgeler var. Bu bölgeleri bileceğiz, öğreneceğiz olabildiğince ve hangi bölgede hangi fırça daha etkin temizlik sağlıyorsa o bölgede o fırçayı kullanacağız. Benim hastalarıma önerdiğim teknik bu. Kendim evde uyguladığım, kendi dişlerimi fırçalarken uyguladığım diş fırçalama şeklim de bu. Bazı bölgelerde otomatik fırça kullanıyorum, bazı bölgelerde klasik manuel fırça kullanıyorum. İkisinin de artıları var, eksileri var. Yani birinin birine üstün olduğunu söyleyemem bu anlamda. Diş fırçalama tekniğinizi çok iyi öğrenmeniz lazım. Tekniği doğru uygulamanız lazım, verimli uygulamanız lazım ve diş fırçalama sürenize çok 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 dikkat etmeniz lazım. Eğer bunlara hiç dikkat edemiyorum ben diyorsanız o zaman otomatik fırça öneririm. Hiç değilse klasik fırçayla tekniğin yani klasik fırçayla doğru tekniği uygulayamadığınızda bunu tolere edebilecek, bunu kompanze edebilecek fırça otomatik fırçadır. Hani tekniği biraz daha kolaydır klasik fırçaya göre ve bakteri plağı temizliğini bir tık daha fazla sağlayabilir. O yüzden eğer tekniğe dikkat etmek istemiyorsanız ya da etmiyorsanız ki bu doğru değil normal şartlar altında tekniğe dikkat etmelisiniz ama edemiyorsanız o zaman tekniğe daha duyarsız olan, daha az hassas olan otomatik fırçaları bu anlamda kullanırsanız hiç değilse klasik fırçaya göre bir tık daha iyi bakteri plağı temizliği yapabilirsiniz. Evet, bugünün konusu otomatik fırçalarla klasik manuel fırçalar arasındaki farktı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler hangi fırçayı kullanıyorsunuz? Otomatik mi, manuel mi kullanıyorsunuz? Tekniğinizi doğru yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında bu konuları konuşabilir, yazışabiliriz. Kendinize çok 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 iyi bakın, dişlerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.